kaderi samimi olarak düşünmek. Kader, insanların sıkça hatırladıkları ve üzerinde düşündükleri bir konudur. Pek çok insan, kendilerini yaratanın Allah olduğunu kabul etmekte, ancak her anın, her şeyin Allah'ın takdir ettiği kadere göre var olduğunu tam olarak anlayamamaktadır. Hatta bazıları, haşa, Allah'ın kontrolü dışında olan küçük de olsa bir güçleri olduğuna inanırlar. Bu yanlış düşünceye göre Allah insanların ne yapacağını bilmemekte veya bilse de haşa bu flu bir bilgi şeklinde olmaktadır. Yine bu batıl düşünceye göre Allah insanlara iki seçenek sunar. Bunların hangisini seçeceğine insanlar kendi cüz'i iradeleriyle karar verir ve bu karar haşa Allah'a sürpriz olur. Allah'ı tenzih ederiz. Oysa bu, Kur'an ayetleriyle çelişen gerçek dışı bir düşüncedir. Kur'an'da Allah'ın insanları yarattığı gibi insanların yaptıklarını da yaratmış olduğu şöyle bildirilir. Şeytanın Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz ölüleri biz diriltiriz. Onların önden takdim ettiklerini ve eserlerini biz yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta tespit edip korumuşuz. Cüz'i irade de külli irade gibi Allah tarafından yaratılmaktadır. Allah'ı tanımayan, iman henüz kalplerine yerleşmemiş ve Allah'a sonsuz muhtaç olduğunu fark ederek Allah'a tam teslim olmamış bazı enaniyetli insanlar bu gerçeği kabullenememektedir. Cüz'i irade diye ifade edilen kavram da kaderin bir parçasıdır. Her insanın hayatının her anı kaderinde bellidir ve her insan hayatı boyunca kaderini izlemektedir. Bir kavşakta durup hangi yoldan gideceğini seçen insan, aslında kaderinde belirlenmiş olan yola sapmaktadır. İki okul arasında karar veren insan, kendi belirlediği değil, kaderinde belirlenmiş olan okulda eğitim görmeye başlamıştır. Her insan seçimini görünürde kendi yapar. Ama her seçim Allah'ın bildiği, kaderde belirlediği seçimdir. Yani bir insan seçimini yaptıktan sonra, haşa, Allah'ın onu öğrenmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Hiçbir insan için Allah'ın bilgisi dışında olan bir şey yapmak mümkün değildir. Allah, herhangi bir konuyu sonradan öğrenmek, herhangi bir şeyin sonucu için beklemek gibi acizliklerden münezzehtir, yücedir. Yunus suresinde şöyle buyrulur. Şeytanın Allah'a sığınırız. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bundan küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Allah zamanı ve mekanı yaratandır. Dolayısıyla kendisi zamandan ve mekandan münezzehtir. Allah katında tek bir an vardır ve bu an sonsuz kısa bir zamanı ifade eder. Allah bu tek an içinde sonsuz önceyi ve sonsuz sonra yaratıp bitirmiştir. Tüm zamanları ve tüm mekanları tek bir an içinde kaderle yaratmıştır. Dolayısıyla geçmiş nasıl belli ve değiştirilmezse, gelecek de Allah katında belli ve Allah'ın dilemesi dışında değiştirilmezdir. Her insan yalnızca kaderinde belirlenmiş olan kararları alır. Kaderinde belirlenmiş olan olayları yaşar. Kur'an'da Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şeytana Allah'a sığınırız. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hiç şüphesiz biz her şeyi kaderiyle yarattık.